Buradan geçen gün beni stalklayıp da bir yerde bekleyen, sonra dışarıda yanlarına gittiğim zaman da abi sen bu motorcu videolarını izliyorsun, oradan izliyoruz seni falan diyen motorcu kardeşlerime selam olsun. Sayına spawn oldu mu? Koray Zenginer. Senin ben amına koyayım diyerek. Bir ani bir... Aa bak, hızlı gidiyor olabilir ama bir ani fren de döndü gibi. Abicim sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Sinyal vermeden yolun ortasında niye duruyorsun? Tamam, sen niye duruyorsun? Ya ben çarpsam? Tamam, ya çarpsam? Tamam, bunu görüyorsun değil mi? Ha? Yok yok, kızmıyorum, sadece soruyorum. Ya. Evet, anladığım kadarıyla zank diye yolun ortasında dörtlerini bile yakmadan veya sinyal vermeden durduğu için, arkadaş da biraz da bir tık galiba hızlı olduğu için anlamadım onu. Çarpışmak üzere derken işi sıyırıyorlar. İşi yanında diye insanların yaptığı hata yüzüne vurmazsak ne yapacağız? Yok. Bir insanın işi yanındaysa evet, tartışılmaz, kavgaya girilmez. O hem buradan örnek vereceğim. Adamın, yani arabadaki adam için ayıptır. Yani başında eşi için ayıptır ama hem onu zor durumda bırakabilir, hem seni de zor durumda bırakabilir. Ama dediğin de doğru. Eğer bir yanlış varsa da doğru adapla konuşmak gerekir. Kavga ederek değil ki. Zaten arkadaş öyle aşırı atar yapmadı yani. Neden orada öyle durmuyorsun dedi. Karısın yanında diye tamam, o zaman hadi bay, hiç muhatap olmayayım demek yanlış. Bir şey söyleyebilirsin ama düzgün söylersin. Doğru üslupla söylersin. Bakarsın yanında işi var, bir şey var. Ona göre kimi zaman da çocukları oluyor. Arabada çocuklar oluyor. Orada daha da hassas olmak gerek. Ne oldu chat'te yine kavga? Ya var, bu durumları farklı düşünen arkadaşlar çok ya. Ya bak bak. Ben kendi düşüncemi size anlatıyorum. Yani bana göre doğrusu ondan bu. Bahsediyorum. Sadece diyorum ki durma diyorum. Bak mesela şu arkadaş ortadaki fişekliyor mesela, farkında değil. Ortada küfür yok, kıyamet yok. Sürekli burnunu sokup diyor ki eşi var, eşi. Gaza getiriyor aslında. Ve bu adam bu motorcu arkadaşların yanında olduğunu hissederse belki de yükselecek. Boşa gerginlik çıkartıyor. O iyi bir şey yaptığını sanıyor. Eşi var, tamam, delikanlılık yapıyor, eyvallah. Ama gereksiz. Sen uzaktan takip et baba. Yani uzaktan bir kes bakalım ortam nasıl, gergin mi? Böyle durma. Savaşa bak, savaşta iyi ya valla. A few moments later. Oy, Mersa çok fena geliyor. Ananı Evet, şu an doğum gününe giren bütün arkadaşlarımızın doğum gününü kutluyoruz. 12 olmuş. Lan, ne oluyor? Baba olayı anlıyoruz, anlatma please. Dinleme baba. Hani ben sohbet ediyorum, amacım bu yani. İstiyorsan videoyu tek başına izleyebilirsin. Baba. Bey, ne oldu lan? Lan öyle öndeki slalom yapıyor diye mi? Abi çok kötü ya.
Sizce kim hatalı? Ne bilelim lan kim hatalı? Dur bakayım. Baba yol bunun. Bu da bayağı bir burnunu çıkarmış. Ama görünüyor ki Passat hatalı burada. Ya buradan dönüş yok değil mi? Ben de emin olamadım. Bu da çok hızlı gelmiş. Burnunu çok öne çıkarmış çünkü artık çıkmış bu yani. Hani bu gelirken bu burnunu buradan hemen sokmamış. UFC oynamadık yok. Anlamadım yani. Otobüs hatalı. İstekel kuru yemiş hatalı burada. Bu da duruyor galiba burada. Fren ışıkları yanıyor gibime geliyor. Ama yok hareket halinde. Bence bu arkadaş yola bakmıyor biliyor musunuz? 1-2 saniyelik bir ya telefonuna ya sağa sola bir şeye bakmış. Siz yorum yapın. Ben yakalayamadım tam. He burada olaylar var. Burada bagaj magaj açılmış. O da birini bekliyor. Yolun ortasına kadar çıkmış kalmış orada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abo. Ölümden dönmüş lan çocuk. Senin ben Senin ben Ya babacığım bak şimdi küfür ediyorsun ama Arabalarda şöyle bir şey oluyor. Bu sen sola dönüyor ya adam. Sola dönerken sola zaten bir bakıyor. Araba ışığı yok, araba yok. Sonra sağına bakıyor. Sağda müsaitse birazcık payı varsa burnunu çıkartıyor. Bu arkadaş çok hızlı geldiği için o aradaki mesafe çok çabuk değişkenliğe uğruyor. O kadar hızlı geliyor ki o adam bir daha mesela ben 2-3 defa falan bakarım. Bir sağa bakarım, bir sola bakarım, bir sağa bakarım, bir sola bakarım. Sürekli böyleyim ki bazen atladığım oluyor. Baba yorum yapıyorum kusura bakma ama amına kodum. Aşırı hız abi bu. Ya bu nedir ya? Harbi Allah korudu. Motorda hata var diyenler ne yaşıyor hacı? Bana sorarsan benim yorumum motor hatalı. Yani çok hızlı gittiği için hatalı bu arada. Adamın yolu kontrol etmediğini tartışmıyorum. Bu kazaya vesile olan şey o adamın hatası bile olacak olsaydı hızlı gitmeseydi bir şey olmazdı. Belki de iki tarafta da bir tık hata olabilir. Çünkü çok hızlı geliyor abi soldaki onu bilmiyorum hangi açıdan baktı. Bizim memleketteki en büyük hatalardan biri adam onun şeridinden gelen adamlara bakmayıp diğer tarafa bakarak çıkıyor. Günde en az 5 defa küfür ediyorum bu yüzden. Amına koyayım görüyorum adamı kafası diğer tarafa bakıyor. Ulan sana yakın olan benim ya. Bana bakacaksın. Önce burnunu çıkarttığın şeride bakacaksın ki diğer taraftan gelen zaten sana çarpmaz. O yüzden ikili hata da olabilir burada. Ya üzülüyorum. Motorcular böyle ara yollarda çok hızlı gittikleri için bazen başkasına hata olsa bile ölüyorlar yani. Aha. O kadar hızlı değildi abi motor. Abi ben videoda hızlı geldi. Yorumlayın oğlum ya. Burada karar merci değiliz amına koyayım. Yorum yapıyoruz. İyi misin? Belki de o motoru kullanan arkadaş beni izledi şu an ya da başka biri ya siktir amına koyayım diyecek yani. Bilmiyorum. O yaşayan o. Bakma sakın bakma. Parmağın kırılmış bakma. Dokunma. Dokunma. Kontağı kapat Kamil. Kanka. Sol önünde az bir şey sıyrık var. Parmağım düzelsin. Evet. Düzelsene söylesene. Bir yardım et bir düzelsene. Yok hayır canım. Dokunmayın sinir, ya. Sinirlere falan zarar veririz bir şey olur. Şöyle duruyor olmaz ya daha kötü olmaz mı? Ama hayır. Kanka, sinirlere zarar verirsek Allah korusun bir şey olacak. O sıyrık yüzünden şu anda derin delinmiş ya kanka. Düzelsene diyor arkadaş ya. Ya kanka böyle duruyor ya onu acaba pense getireyim de düzeltelim ya onu. Tam o modda konuşuyor. Öyle kötü gözüküyor onu düzeltelim biz. Ya valla öyle yapmamak gerekiyor diye biliyorum. Babamın da parmağı burada. Gerçi babam düzeltti biliyor musunuz? Parmağı yana düştü ya babamın onu. Yok.
düzeltemedi o. Zaten parmak yana düştü. O sadece düzeltip yerine koyup böyle tuttu, presledi, bastırdı. Oynamasın yerinden diye. Hani derede çizik var ya. Serçe parmak ayrılmış oradan ya. Ayrılmış dedi. Anlamıyorum. Tam şey gibi lan. Çok iyi silah soluyor ya. Aynı o kalabalık ha. Oo. Biz niye bekliyoruz abi şu an? Evet abi. Demek ki birden fazla insan olunca trafiği de kapatabiliyoruz. Burada biri bağıracak. Yavaştan insan geçiyor amına koyayım. Önce kadar yeşil yanıyor amına koyayım. Kadıköy değil mi burası? Aa. Aa. Kaza olmuş. Kafayı göremiyorsunuz siz değil mi? Kafa sadece sağda. Ama o kornadan sonraki reflekse bak. Tak. Kullan onu. Şefkatle yaklaştı amına koyayım. Kullan bunu, kullan. Kırdırtma aynını bana. Güzel kardeş, kuçu kuçu kardeş. Güzel güzel gelin, evet. Kendi açısı çok güzel. Oho. Sakin ol ahbap. Sakin. Pişt. 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 Gel. 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 Artist. Sahip çıkın şunlara ya. Isıracak bizi, ısıracak. O korku bize yeter lan. Bir de geldi ya. Allah'ım ya. Orada gazlasaydım daha çok takip edecekti. Gaz kestiğin anda artık beni kendisine rakip görmüyor. Görmediği için de artık hırlamayı bırakıyor yani. Adam aynı noktada köpeklerle artık iletişime geçmiş. Biliyorum ben onu oyunu ya. Tavuk sen ne yapıyorsun biz burada? Allah Allah.